Şimdi geçelim bir özel röportaja. Röportajı yapan gazeteci meslektaşımız Ferit Aslan, röportaj yapılan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın sözleri arasında öne çıkanlardan biri de AKP'yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak bataklığa taş atmak gibidir cümlesi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Biz binlerce HDP'li hapisteyiz ve hapishanede oturacak bir masa yoktur. Bu açıklama eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait. HDP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la masaya oturup oturmayacağı sorusu üzerine söyledi. Masa ancak özgür koşullarda olabilir dedi. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu. Edirne FETİP'i cezaevinde. Zaman zaman avukatları aracılığıyla gündeme dair açıklamalar yapıyor. Bu kez Medyascope muhabiri Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı. Cezaevinde 2 doz aşıya olduklarını söyledi. Herkese de aşı olmaları çağrısı yaptı. Erdoğan'ın Diyarbakır'da HDP'nin gizli ajandası çözüm sürecini bozdu açıklaması soruldu. Demirtaş, HDP çözüm sürecini bozdu diyenler açıkça yalan söylüyor dedi. Çözüm sürecini HDP'nin bitirmesi resmen ve fiilen imkansızdır. Çünkü çözüm sürecinin tarafları AKP ile PKK'dır. HDP sadece yardımcı olmuştur, kolaylaştırıcı olmuştur. Süreci başlatan HDP değil ki bitirme gücü ve etkisi HDP'de olsun. Buyursunlar, yeni bir süreç başlatsınlar. Bir engelleyen mi var? HDP Erdoğan'la masaya oturur mu sorusuna da yanıt veren Demirtaş, bunun cevabını eş genel başkanların söylediğini belirtti. Bir yandan biz binlerce HDP'li hapisteyiz ve hapishanede oturacak bir masa yoktur. Demokratik siyasette olan kişiler açısından masa hapishanede olamaz. Masa ancak özgür koşullarda olabilir. Hapishaneler bizim açımızdan ancak direnme alanları olabilir. Pazarlık malzemesi olamaz. Selahattin Demirtaş, muhalefetin de yeterince umut yaratıp somut bir iktidar alternatifine dönüşemediğini söyledi. Bugün artık AKP'yi eleştirmek üzerine siyaset yapmak, bataklığa taş atmak gibidir. Çünkü eleştiri bunların umurunda bile değil. Bence bataklığı kurutacak ciddi, kararlı ve kesintisiz bir siyasi hamle sürecine girilmeli. Kapsamlı sistem eleştirileriyle birlikte somut çözüm projeleri ortaya konmalı. O zaman halk da bundan heyecan duyar. Halkın umudu yeşerir ve ayağa kalkar. Erken seçim ancak toplumsal talebin iyice görünür hale gelmesiyle mümkün olabilir. Yoksa AKP'ye kalsa seçimi 2073'te yapmak isterler. Demirtaş, çabalara rağmen muhalefetin bir takım oyunu ortaya koyamadığını belirtti. Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar.